İşi hemen halledersiniz ama, değil mi? Hallederiz, sorun değil. Buyurun. Buyurun, buyurun. Fotoğraf getirdiniz mi? Kardeşim, ne fotoğrafı? Neyse, sorun değil. Biz çekeriz. Parayı getirdiniz mi? Üstümde para yok. Kartlarımı, telefonumu kullanamıyorum. Yoksa izimi bulurlar. Tabii, siz de haklısınız. Doğru. Bu karşılar mı? Nevzat Bey, çakma falan değil değil mi bu? Yoksa... Bende çakma saat kullanacak tip var mı hiç? Yok ama sonuçta çakma pasaport almak için buradasınız. Neyse. Şöyle içeri buyurun da arkadaşlar yakışıklı bir foto alsın. Çaylar da gelir o zamana kadar. İşte şimdi çayınıza. Buyurun. Nerede bu herifler? Nedir dertleri, anlamıyorum ki. Hadi çıksanız ortaya. Geldim işte, adi herifler. Açılır mısınız? Kanaması var. Gelirken bir ara nabız gitti. Bebek oksijensiz kalmış olabilir. Acilen sezeryana alıyoruz. Hemen doktor hanıma haber veriyorum. Beyefendi, buradan öteye geçemezsiniz. Ben kocasıyım. Olabilir. Burada beklemeniz gerekiyor. Bana bak, bunlar kim ya? Anlarız şimdi. Alırlar boylarını ölçüsüne. Hadi bismillah. Beyler, lafı uzatmadan direkt alıyoruz. Hay yaşaya! Nihayet benim dediğime geldiniz. Buyur geç o zaman kardeşim sen, Allah Allah. Büyük aç kapıyı. Artık baltaya gazı verdin ya, durdurabilen aşk olsun. Hayırdır birader, nereye, ne iş? Lan! Söyle ya! Yekten dalınca bak ne güzel oluyor! Hadi beyler, hadi! Buyurun Nevzat Bey, pasaportunuz. Nevzat! Geldim işte! İlker ben! Uzo, adamlar izni buldu, peşimdeler! Bir şeyler yap! Tamam ya, sıkıntı yapma, sakin ol. Sen hemen git şu arka kapıdan dışarı çık. Biz de şu destursuz giren densizlerin bir icabına bakalım. Yürüyün lan, yürüyün!
Böyle karpuz yarar gibi indireceksin abi bunları. Hay yaşa Fatan, ağzın bal yesin, kurban olsun. Tablo iyi değil. Sanırım bir karar vermek zorunda kalacağız. Ya anne ya bebek. Birinden vazgeçeceğiz. Bebeğin şansı zor görünüyor. Bir kez daha deneyelim. Olmadı, süratle seçimimizi yapmalıyız. Yoksa anneyi de riske atarız. Hı hı. Tamam. Daha fazla oturup bekleyemeyeceğim. Akif Emir. Seni buraya eşinle birlikte romantik bir film seyretmek için çağırdım. Ama gel gör ki vizyon tarihleri değişti. Şimdilik bizimle idare edeceksin. Bak. Ayşegül. Sevgili biricik eşin. Akif, bu adamlar seninle oyun oynuyorlar. Sakın tuzaklarına düşme, sakın. Önünde sonunda beni öldürecekler, umurumda değil. Seni seviyorum, hem de çok seviyorum. Ne olur tuzaklarına düşme. Her filmde bir çatışma, bir kötü lazım tabii. Namussuzlar! Neredesiniz? Buradasınız biliyorum! Çıkın ulan ortaya! Çıkın! Sinirlenme canım. Sakin ol, sakin. Oyunumuz devam ediyor. Filmin devamı var yani. Şimdi bak bakalım saatine. Tam 18 dakika sonra Ayşegül'ün evinde olman gerekiyor. Kendisi orada seni bekliyor olacak. Ama kim bilir ne halde olacak. Merak etmiyor musun? Ediyorsan acele et. Çünkü 18 dakika sonra kurduğumuz bomba bom patlayacak. Ve biricik eşin havaya uçacak. Ayşegül evinde havaya uçmadan kocası Akif acaba onu kurtarabilecek mi? Pek yakında. Woo! Gişesi bol olsun. Bol olsun. Pislik herifler. Kardeşler. Beyler, az kaldı. Ekip bir ruh için saldırın. Ruhumuz için beyler. Hadi. Elitler aşkına yürü. Haydi. Bittiler galiba. Beyler, Nevzat bu taraftan kaçmış olabilir. Hadi, bastırın. Hadi Seba, hadi. Hadi, hadi. Lanet olsun, kurtulamadım şu heriflerden. İşte orada. Kaçıyor. Bittiler. Plakayı aldınız mı? Kahretsin be. Tamam. Plaka bende beyler.
34 Urfa Jandarma 3519. Hemen merkeze haber verin de takip Urfa alsın. Urfa Jandarma 3519. Biz de öbür tarafa dolaşalım. Arabayı alıp peşine düşelim. Bu da kesin tepe çıkmaya çalışacak. Haydi kardeşim. Hadi. 34 Urfa Jandarma 3519. Takibe alın. Olacak iş mi bu ya? Sırası mı şimdi? İstanbul trafiğinde adamlar bana 18 dakika süre verdiler. Şu hale bak. Yetişmeliyim. Mutlaka yetişmeliyim. Dur birader. Dur. Ne oluyor abicim? Hayırdır, kimsin sen? Ekspres kurye lazım. Parası ne kadarsa veririm. Elimde iş var. Ölüm kalım meselesi. Öyleyse ver paket adresi, götüreyim hemen ben. Ver motosikleti, al arabayı. Harbi mi söylüyorsun abi? Yoksa dalga mı geçiyorsun? Çok ciddiyim ben. Hadi zamanım kısıtlı, al arabayı. Kızım, İknur'um. Başka bir emriniz var mı komiserim? Yok kardeş, sağ olasın. Ben aşağıda bekliyorum. Eyvallah. Babacığım, kardeşim iyi mi? Ona bir şey oldu mu? Onun yüzünü görecek miyim? Bilmiyorum kızım. İnan bilmiyorum. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Allah nasıl dilerse öyle olacak. Peki Firuzan, o nasıl? Bilmiyorum İknur'um. Senin de gelmeni istedim. Yanımda olmanı istedim. Sabır kızım. Sabır. Babacığım, artık güzel günler görmek istiyorum. Artık hep birlikte mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah kızım. Birlikte dua edelim babacığım. Edelim kızım. Kasım, bana yardım etmek zorundasın diyorum. Kardeşin akrep olsaydı şimdiye yanımdaydı. Peki Nevzat, kardeşimin hatırı için sana yardım edeceğim. Ne gerekiyor? Hangi arabayla kaçtığımı gördüler. Emniyet yakında beni tespit eder. Elimde sahte pasaport var. Sınırdan karayoluyla yurt dışına geçebilirim. Ama bana yeni bir araç da lazım. Tamam, olur. Bunu halledebilirim. Şimdi vereceğim adrese gel. Sana hemen yeni bir araç bulurum. Helal be Kasım, tamam. Söyle nereye geliyorum? Yine ne var söyleyin. Saatine bak Akif. Süre dolalı daha bir dakika bile olmadı. Bir saniye bile geciksen sonuç değişmez. Hayatın nabzını tutacaksın. Ayşegül'ün küllerini bir kavanoza koyar, evine götürürsün artık. Hayır. Sakın bir delilik yapma. Kalleş herifler! Ayşegül! Ayşegül! Hayır! Artık yapabilecek çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Bebeği feda etmek gerek. Bence de. Başka çaresi yok. Yoksa annenin hayatını da riske atmış oluruz.
Haklısın. Bebeği alıyoruz o zaman. Evet, maalesef. Hazırlığı yapın. Doktor hanım. Durum nasıl? Firuzan nasıl? Firuzan hanım iyi. Peki kardeşim? Kardeşim nasıl? Bebek nasıl doktorum? Allah aşkına bir şey söyle. Maalesef. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama... mıyım? Onunla oynayamayacak mıyım baba? Maalesef. Kardeşini kaybettik güzel kızım. Elden ne gelir ki bir tanem? Bize sabretmek ve kabullenmek yakışır İlknur. Ama baba, kötüler ne istediler benim kardeşimden? Onun ne kabahati vardı? Doğru mu gidiyoruz Sebahattin abi? Bir şey söyle abi. Vallahi kardeşim, Mobese'den gelen en son bilgiye göre bu caddenin üstünde olmalı. Bas Carlos, bas! İşte orada. Orada Carlos. Aha. Kaçırma sakar yalan. Vallahi da gördüm, billahi de gördüm. Tamam, burası olmalı. Kardeşim sola döndü, kaçırma. Sola döndü. Bende o, bende. Agam kaybetme. Gözünü seveyim. Otoparkın tek bir girişi var. Buralarda bir yerde olmalı. Dikkatlice bakın. Aha işte orada. Hakikaten de orada. Geri al Carlos. Dikkatli ve tedbirli yapıyoruz bu işi. Arabaya doğru yaklaş. Eyvallah kardeşim. Yok aga. Allah kahretsin. Buralarda bir yerde olmalı. Aramaya devam edelim. Hadi. Edirne'den sınırı geçeceğiz biz. Siz şu heriflerin işini halledin. Tamam abi. Sınırdaki adamımıza da haber verin. Hazırlık yapsın. Emredersin abi. Beyler, otoparktan çıkan bütün arabaların önünü kesip bakmalıyız. Hadi. İşte,
Ekip her an! Dikkatli olun! Nevzat'ın bu tuzakları da yetti ama he! Astur! Yapamadım Allah'ım. Yetişemedim. Ayşegül'ün ölümünden ben soruldum. Ben sebep oldum. Alo. Ayşegül'e veda etme fırsatın olmadığı için üzgünüm. Belki şimdi sinirlisindir. Üzgünsündür. Çok sevdiğin eşinin intikamını almak istiyorsundur. He? Öyle mi? İstiyor musun? Ulan namussuzlar. Ulan kalleşler. Yatacak yeriniz yok lan sizin. Sizi bulacağım. Bulduğumda da sizi yaptıklarınıza pişman edeceğim. O zaman sizin şu rahmetli reisin mekanında buluşalım. Ayşegül'ün anısını. Hı? Ne dersin? Bekleyin ulan. Geliyorum. Orada bekleyin. Ne oldu? Yedi mi? İnsana aşık oldu mu gözü bile kör oluyor. Reisin mekanına gidiyor mu? Yola çıktı bile. Adamlar hazır mı? Hepsi hazır. Daha fazla uzatmayalım. Reisin mekanında yakalasınlar. Paketleyip buraya getirsinler. Getirsinler tabii. Sonra ikisine birden güzel bir cenaze merasimi düzenleriz. Senin adamlar ekip biri oyalarken biz de epey yol almış oluruz herhalde. Sınır geçişindeki tanıdıklar da hazır oldular mı? Tamamdır. Ölüm Allah'ın emri. Kendini bu kadar harap etme. Eğer ben bu işlerden sıyrılıp evimin kadını olabilseydim böyle olmayacaktı. O zaman sağlıklı, sıhhatli doğacaktı yavrum. Bunu bilemeyiz. Olan oldu Firuzan. Şimdi asıl önemli konu. Neyse ki sen iyisin Firuzan. Şimdi buradan çıkıp eve gideriz. Ben sana kendi ellerimle çay yaparım. Her şey düzelir. Sonra ilerleyen aylarda belki yine kardeşim olur. Çok tatlısın. Ne kadar merhametli bir kız çocuğusun sen. Oysa ben sana... Ben senin değiştiğini görüyorum. Sana yardım etmek istiyorum. Sağ ol canım.
Yarım saat içinde taburcu olabileceğini söylediler. O zaman buradan çıkıp hep beraber eve gideceğiz. Değil mi babacığım? Yusuf, geçmiş olsun. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok müdürüm, sağ olun. Ben de sizi bekliyordum, buyurun. Biraz dışarı gelir misin? Özel konuşalım. Elbette müdürüm. Temiz. Çatışma başlamadan önce giden araçların Nevzat vardı. Hemen tespitini yaptıralım paşa. Vakit kaybetmeden peşine düşmeliyiz. Tamam paşa, hallederiz hemen. Yürü. Hadi abi. Yürü 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 yürü. Arkadaşlar, şimdi buradaki görüntülerden arabanın plakasını ve modelini tespit edeceğim. Merkeze geçeceğim. İllaki bir mobeseye takılacak bu herif. Tamam. Sahte pasaport aldığına göre bence sınırı geçmek için kesin Edirne tarafına gidiyordur. Ama emin olmalıyız. 2 dakika hallediyorum paşam. Aslansın sen Sebo. Neredesiniz ulan? Fotokopi kardeşler! Kalle şerifler! Çıkın ortaya! Çıkın da ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getireyim! Hadi korkaklar, çıksanıza! Çıkın! Geldim işte! Neredesiniz lan? Çıkın ortaya! Çıkın! Sen dua et. Çukurovalılar seni sağ istiyor. Yanlış seçim yapmışlar öyleyse. Cesedimi bile size teslim etmem. Dirimi hiç alamazsınız. Bebek için gerçekten üzüldüm. Ama nasip. Hikmetinden sual olmaz. Allah en doğrusunu bilir. Öyle. Bize isyan veya şikayet değil, kaderimize teslim olmak düşer müdürüm. Yusuf. Bunu söylemek benim için pek kolay değil. Firuzan'la ilgili mi konuşmak istiyorsunuz müdürüm? Evet. Firuzan'ı tutuklamak zorundayız.
Müdürüm, siz hiç merak etmeyin. Ciğerim yansa bile görevimin gereğini yapmaktan geri durmam. Böyle düşünmene memnun oldum. Firuze'nin tutuklanması gerektiğinin farkındayım. Gereken neyse yapılacak. Ben ve bütün teşkilat her türlü yardıma hazırız. Çok sağ olun müdürüm. Anlayışınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden de. İlker, harbiden senin dediğin gibi bu Nevzat Ateş Edirne istikametine gidiyor ha. Karayoluyla Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a kaçacak bu herif. Tamam da güzel kardeşim, biz pasaportları yanımıza almadık. Almış olsaydık peşinden devam ederdik birader. Saraybosna'da benzini biter onun nasıl olsa. Ben ömrü hayatımda yurt dışına çıkmadım. Çıkmam da aga. Stres olurum. Niye? Tamam, niye telaş olur? Yapma balta. Gerek kalmayacak inşallah, tamam. Sebo, sen her iki sınır kapısına da haber ver abicim. Tamam paşam, ben de. Ha bir de İlker. Söyle abicim. Aga, bu herifin Mobese'ye en son takıldığı yerde otobandan çıktığı tespit edilmiş. Kamera veya kontrole takılmamak için yan yolları tercih ediyor şerefsiz. O zaman sen onun hangi yolu tuttuğunu tespit et abi. Biz de o yoldan devam edelim. Balta, anlaşıldı kardeşim. Akşam yemeğimiz Edirne'de tava ciğer. 46 merkez. Ne diyorsun merkez. Sen ya? Ciddi misin sen? 46 merkez, 46 yanında merkez. Da kızarmış acı biber. Nevzat Ateş'i paketledikten sonra paşam bize bir ciğer ısmarlar artık ha? He? Kaçan şahsın... Harbi ısmarlar mısın be? He? Ya şu herifi bir yakalayalım. Takipteyiz merkez. Senin istediğin ciğer tava olsun be. Ay yaşa be! Ne oldu? Adam yaralı. Biraz dikkat et. Aslı! Ne istediniz ondan? Ayşegül'den ne istediniz? Adi herifler! Topunuzun kökünü kazıyacağım. Nasıl kıyarsınız lan benim karıma? Nasıl öldürürsünüz onu? Ben hazırım Yusuf. Gidebiliriz. Hep birlikte eve döneceğimiz için o kadar mutluyum ki. Sanırım şimdilik eve hep birlikte dönmemiz mümkün olmayacak kızım. Hayır. Ama baba hayır. Bir şeyler yapmalısın. Artık çok geç İlknur. Baban haklı. Geçmişte yaptığım büyük hatalar var. Ben kötü bir insandım İknur. Senden de çok özür dilerim. Ama bu hataların bedelini ödemek zorundayım. Hayır. Hayır, seni bırakmayacağım. Bebeğim. Beni bırakmalısın. Yoksa babanın başı belaya girer. Gidip cezamı çekmeliyim. Ben seni bir daha göremeyecek miyim? Hayır. Baba bir şeyler yap lütfen. Kim bilir? Belki bir gün yine karşılaşırız. Zamanı geldiğinde teslim olacağıma söz vermiştim.
Nevzat'ı yakalayamadım. Ama bundan sonra da kaçacak değilim. Hayır baba. Lütfen yapma. Ne olur işimi daha da zorlaştırma kızım. Bunu yapmak zorundayım. Her şeye rağmen bilmeni isterim ki seni çok sevdim Firuzan. Ben de Yusuf. Ve inan son nefesime kadar seni sevmeye devam edeceğim. Ooh.